Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemizin dış politikasını ilgilendiren önemli bir konuda Libya tezkeresi hususunda toplandık. Gönül arzu ederdi ki tarihi, kültürel, inanç bağlarımız olan kardeş ülke Libya ile ilgili oturuma çok daha fazla ilgi gösterilebilseydi. Elbette ülke olarak Libya ile ilişkilerimiz önemli. Libya'ya ülkemizin yapacağı her türlü katkı sonuna kadar önemli. Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki Türkiye Libya'da varlığını sürdürürken birinci hedefi Libya'nın toprak bütünlüğünü sağlamak olmalıdır. Hele orada yönetimin iki yapıya bölündüğü, batılı devletlerin etkin olduğu bir dönemde taraf olması asla doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Libya'nın toprak bütünlüğü ve gruplar arasında arabulucu rol üstlenme hususunda adım atılmalıdır. Elbette 2019 yılında yapılan deniz yetki anlaşması son derece isabetli bir karar olmuştur. Ne var ki bu anlaşma Türkiye'yi Mısır ile Yunanistan'ın kendi aralarında yaptığı anlaşmadan sonra zorunlu hale getirmiştir. Geçmişte hiç sebep yokken biz sırf Libya yüzünden Mısır'la savaşın eşiğinden döndük. Dış politikada çokça alışa geldiğimiz zikzaklardan birisini Libya'da yaşadık. Bugün de duruşumuz doğru gibi görünse de bu durumun gelecekte de devam edeceğine dair elimizde bir emare belirti yoktur. Değerli milletvekilleri, burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ki burada tezkere bir bilgilendirmeden aslında formaliteden ibaret. Bu tezkerenin sunumunda bizim Libya'da varlığımızın bugün ve gelecekteki faydaları, bugün ve gelecekteki riskleri, karşı karşıya kalacağımız olumsuz durumlarla ilgili bilgiye sahip değiliz. Aynı şekilde Libya'nın istikrara kavuşmasına yönelik Libya'da bir sonraki süreçte ne olduğunu bilmiyoruz. Aslında bizim için Libya önemli olduğu kadar Muammer Kaddafi de tarihi bağ itibariyle baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs harekatında bize net bir şekilde destek vermiş bir liderdi. Filistin konusundaki duruşu net olarak belliydi. Her şeye rağmen bizim devlet olarak da zaten bunu bilmekteydik. Ta ki Kaddafi'ye yönelik İngiltere'nin başını çektiği bir gücün saldırısı sonucunda Kaddafi'nin düşeceğini anlayınca taraf değiştirdik. Bugün de yapacağımız şey kimlerle hareket edeceğimiz değil, doğru politikaları üretmek hususunda gayret etmemiz olmalıdır. Ve son dönemde yine hatırlanacağı üzere NATO'nun Libya'da ne işi var derken çok geçmeden birkaç saat içerisinde bir anda kendimizi ateşin ortasında bulduk. Libya'yı bombalayan uçaklar İzmir'den kalktı. Maalesef bu dönem belki de tarihte büyük veballerle anılacak önemli olaylara imza atıldı. 20 Mart 2003 tarihinde başlayan Irak Savaşı, ardından Suriye'deki karışıklıklar ve Gazze'de yaşanan katliamda etkimiz ve Libya gerçekten tarihe not düşüldüğünde büyük bir vebal olarak hatırlanacak bir süre. Elbette bizim burada askerin, polisin, jandarmanın, güvenlik güçlerinin bir ülkede görev yapmasını bir tarafa düşünüyoruz. Ama dönem dönem basına da yansıyan askerlerin bazılarının kaçırıldığına ilişkin bazı olumsuz olaylarla da ilgili bilgi verilmiyor. Sadece bildiğimiz bir MİT mensubu olduğu daha sonra bir şekilde deşifre edilen bir şahsın, vefat eden bir şahsın
haberiyle ilgili gazetecilerin ortaya attığı bilgiler ve sonucunda da sadece olayların içeriğine ilişkin yine bilgi sahibi olamadık. O bilgiden ortaya çıkan tek şey bu haberi yayan gazetecinin hapse atılması oldu. Elbette kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olması gereken bir ülkede gazetecilerin kalemini rahat kullanabilmesi gerekir. Özgürce haber alması, haber yapabilmesi gerekir. Bu noktada olumsuz tavrı hepimiz görüyoruz. Değerli milletvekilleri, burada şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Geçmişte Katar'a asker gönderdik. Şimdi Libya'da askerimiz var. Peki Gazze'ye neden asker göndermiyoruz? Neden Libya ile deniz yetki anlaşması yaptık, Gazze ile aynı anlaşmayı yapmıyoruz? Ki bu bizim geleceğimiz açısından da, bölgenin güvenliği açısından da son derece önemli olan şeyler olduğu açık. Basından derleme yoluyla elde ettiğimiz bilgilere göre şu anda Libya'da havalanlarımız, askeri üslerimiz ve kontrolümüz altında olan limanlar var. Tabii liman deyince, gemi deyince sicil çok bozuk olduğu için hep olumsuz düşünceler akla geliyor. Acaba oradan bir alışveriş yapılıyor, kimler devrede, acaba kime hizmet ediyoruz? Acaba burada niçin var olduğumuzu biliyor muyuz? Acaba biz Libya'da kimin safındayız? Bunların hiçbirine ilişkin kamuoyunu ikna edici, doyurucu, güven verici bilgiler maalesef ki yok. Değerli milletvekilleri, biliyorum Gazze ile ilgili konuşulduğu zaman buradaki iktidar mensubu arkadaşlar çok rahatsız oluyorlar. Muhtemelen onların da vicdanı yaralı. Onlar da belki oraya karşı bir şey yapamamış olmanın ezikliğini yaşıyorlar. Ama ben bugün Gazze'de yaşanan ateşkesi sevinçle karşıladığımızı belirtmek isterim. Ve yine gönül arzu ederdi ki ülke olarak biz de Gazze Savaşı'nın durmasına sadece telefon diplomasisi olarak adlandırılan her türlü girişim yaptık gibi havada kalan sözlerden öte icraatlara ilişkin de bilgi sahibi olabilseydik. Biliyorum ki birazdan savunmaya geçecek kişiler Sayın Cumhurbaşkanımızın çok etkin girişim içerisinde olduğunu söyleyecekler. Ama yapılan müsbet bir tek bir adıma ilişkinde bilgi verirlerse memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. Burada mahalle ağzıyla konuşmanın elbette bir faydası yok. Hele de burada resmi belgelere işlenmiş olan ticaret timin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın diğer kurumların resmi kayıtlarında yer alan, hiçbir şekilde yalanlanmayan bu bilgilere ilişkin sadece göze girme çabasıyla, sadece ekranlarda hamasi tavır yaptığı gösterilme amacıyla yalan diye bağırmak gerçekleri değiştirmez. Burada yapılması gereken şey imkanımız nispetinde sadece Gazze'de değil, tüm Filistin'de, tüm coğrafyamızda barışın, huzurun hakim olması için gayret etmektir. Sözlerimi toparlarken keşke Taylandlı esirlerin serbest bırakılması için yaptığımız söylenen o girişimi İsrail hapishanelerinde tutuklu olan 10 yaşındaki çocuklar, kadınlar, tüm Filistin'de esirler içinde yapmış olsaydık. Biz gerçekleri yalanlayarak hiçbir yere varamayız. Biz dış politikada piyon olmadan, özellikle de bölgede taraf olmadan Mısır'la işbirliği yaparak Libya'nın geleceğini, Libya'nın toprak bütünlüğünü düşünerek iş yapmak durumundayız. Biliyoruz ki Libya'nın bugün düştüğü bu halde bizim ülke olarak son yıllarda yürüttüğümüz politikaların maalesef ki çok büyük etkisi var. Bu vebalde inşallah bundan sonra